Sıradaki oturum Pasifik GYO sponsorluğunda gayrimenkulün yarını yaşanabilir kentler ve mekanlar planlamak. Biraz sonra moderatörümüzü, konuşmacılarımızı davet edeceğim ama sponsorumuzun kısa bir filmini izleyelim. Efendim bu oturumda ülkemizde gayrimenkulün yarını yaşanabilir, güvenli, akıllı mekan ve şehirlere dönüşüm sürecindeki tehdit ve fırsatlar konuşulacak. Dönüşüm sürecinde trendler ve büyümenin nereden geleceği konuları da tartışılacak. Alkışlarınızla moderatörümüzü sahneye davet ediyorum. Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Neşecan Çekici. Ve konuşmacılarımız Özak Global Holding kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı Sayın Ahmet Akbalık. Sayın Akbalık salonda mı acaba? Diğer konuşmacımı anons edeyim. O sırada Sayın Akbalık başladığı zaman tabii ki panelimiz kaldığı yerden devam eder. Pasifik Holding CEO'su Sayın Fatih Nusret Dur. Hoş geldiniz. Serv Otel kurucusu, başkanı ve yönetici ortağı Sayın Ömer Kemal İspan. Hoş geldiniz. Akfen Holding Başkan Vekili ve CEO'su Sayın Selim Akın. Evet. Ahmet Bey dışarıya kadar çıktı herhalde, dönecektir, araya alırız. Kıymetli katılımcılar, sektörümüzün değerli kanaat öndeli panelistlerimiz, gayrimenkulün yarınını konuşacağımız panelimize hoş geldiniz. Ahmet Bey buyurun. Ara var zannettim. Bir böyle bir sekme bir şey oldu. Biz devam edelim. Misafirlerimiz belki yavaş yavaş tekrar katılırlar. Yarın geride kalan hayatımızın ilk günü. Bu söz Mark Twain'e ait. Yeni başlangıçlar içinde bize umut veren bir söylem. Buna çok sevdiğim bir yaklaşımı da ekleyerek başlamak istiyorum. Yarını iyileştirmenin tek yolu bugün neyi yanlış yaptığımızı bilmekten geçiyor. İşte tam bu noktada gayrimenkul endüstrisinin gelecek güzel günlerini konuşacağız. Hem de sektör olarak neleri düzeltmemiz gerektiğini objektif olarak bir aradayken paylaşacağız ve bir öz eleştiri de yapacağız bugün. Dün geçmişte kaldı, yarın gelecek ama bugün bize bir armağan. Bugün böyle görüp ve değerli konuklarımızın bilgi birikim ve tecrübelerini de ortak akla dönüştürelim istiyoruz bu güzel organizasyonda. Yeri gelmişken organizasyonda emeği geçen Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin tüm çalışanlarına şükranlarımızı sunuyoruz, teşekkürlerimizi iletiyoruz.
Panelistlerimizin ortak özelliği GÜYÖDER üyesi olmaları, Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği'nin güzide kurumlarının liderleri olarak dostlarımız. Hepimiz birbirimizi çok yakından tanıyoruz, çalışıyoruz. Bu sektörün ekonomik çarkları, Türkiye'mizin ekonomik çarklarına önemli katkılarda bulunan duayen isimlerle birlikteyiz. İnsanlar, dünyada uzmanlar değişim için kişilerin zaman, enerji ve eforunun %20'sini değişim için harcama yaraması gerekiyor diyor. Benim panelistlerim öyle. Gerçekten sektörü değiştiren isimler. Ezberi en iyi bozanlar. Geleceğin kestirilemez yanını rakamla karşılayıp bilgiye değer veren, asla averajlaşmayan, ezberi en iyi kendileri bozan isimler. Kısaca tanıtmak istiyorum. Sayın Ömer İsvan, Servotel yönetici ve kurucu başkanı, ortağı. Nusret Dur, Pacific Holding CEO'su. Selim Akın, Akfen'in CEO'su ve aynı zamanda da sanırım yardımcısı, başkan yardımcısı. Sayın Ahmet Akbalık, Özak Global Holding Yönetim Kurulu Başkanı. Şimdi ben bu isimlerle bir soru cevap paneli geçmeden önce sektörel bir tur atmak isterim. Geniş perspektifi biraz yakınsayabilmemiz adına, geleceğimizi biraz yakınsayabilmemiz adına. Bugün öncelikle şunu belirtmek isteriz ki sorumlu ve duyarlı liderlik çağı bugüne kadar, bu saate kadar vurgulandı. Gayrimenkul sektörü de gezegenimizle ve insanlıkla uyumlu bir sisteme öncülük etme rolünü de gerçekten götüren bir sektör. Teknoloji, yapay zeka çağı, dijitalleşme, liderlik anlayışımızı yeniden gözden geçirmemizi gerekli kılıyor ve uyumlu bir sektör olma ihtiyacını gündeme getiriyor. Bu değişen manzaralar içinde, dünden beri görüşülen, konuşulan manzaralar içinde de yaşanabilir kentler ve mekanlar yaratmak da bizim sektörümüz için gerçekten önemli bir vizyon. Bizler doğayla inatlaşmanın, yanlış malzeme kullanılmasının ve hatta yetersiz denetimin acılarını çok kez yaşadık, yaşıyoruz. Onları gidermeye çalışıyoruz. Önemli olan olmadan bunların önüne geçebilmek. 11 ilde 680 bin konutun maalesef bu saydığım sıkıntılardan yıpranması, yok olması söz konusuydu. Deprem gerçeği bizlere GÜYÖDER olarak, ana misyon olarak 4T prensibini 2 yıl önce, bu acıları yaşamadan 2 yıl önce koydurttu. 4T Türkçedeki T ile başlayan 4T'yi derneğimiz sahiplendi. Tasarım, teknoloji, tabiat ve toplum dörtlemesinin sertifikalandırmaya gidilen yolda içine doldurmaya çalışıyoruz. Ve 25. yılımızda çeyrek asırdır bir çatı kuruluşu olarak akıl, fikir ve çözüm önerileri sunan bir gerçek, doğru bir üretime yol açıyoruz. Geride kalan 25 yıldan aldığımız önemli dersler var. Sektörümüzün geçmişini doğru analiz edip yüzümüzü gelecek 25 yıla çevrilmek için gerçekten çırpınıyoruz. Türkiye ekonomisinin itici gücü gayrimenkulün 4T prensibiyle geleceğe taşınacağımızı düşünüyoruz. Bu temel misyonla da kamu kurumlarıyla koordineli, özel sektörle iç içe, diğer STK'larla işbirliği prensipleriyle yolumuza devam ediyoruz. En önemli konularımız diye başlık atmaya çalıştık panel öncesi, atamıyoruz. O kadar çok ki başlıkların üstünden geçsek bir saat dolar diye düşündük. Bunlardan en önemlisi hepimizin bildiği kentsel dönüşüm kavramı. Bir takım veriler var. Bu verilere göre Türkiye'de 14 milyon konuta el değmek durumundayız. 2000 sonrasında yapılan 5 milyon konutun, İstanbul'da 1,5 milyon konutun gerçekten elden geçirilmesi, güçlenmesi veya yeniden yapılması söz konusu.
Bu rakam 100 milyar dolarları aşan bu rakam gelişmekte olan bir ülkenin gayri safi yurt içi hasılasına eşdeğer nitelikte. Cumhuriyetin en büyük dönüşümünden bahsediyoruz. Cumhuriyetin bu yüksek montanlı dönüşümü aynı zamanda tarihi bir fırsat ama hepimizin tarihi de bir sorumluluğu diye üstüne basmadan geçemeyeceğim. Uzlaşma adabı, kültürünün gelişmesinden kamunun maestro olmasına kadar giden yolda birçok işimiz var diye sektör olarak sık sık tekrar ediyoruz. Bir taraftan bütün bunları konuşurken dünyanın da karşı karşıya kaldığı bir barınma sorunundan bahsediyoruz. Bir taraftan kentsel atık sistemlerinin, endüstriyel atık sistemlerini, bir taraftan PropTech'i, bir taraftan gelişmiş, kendi kendini yöneten kentsel sistemleri konuşur iken bir taraftan barınma sorununu, insanın ilkel bir ihtiyacını konuşuyor olmak oldukça acı verici. Ama bizim ülkemizde konut dediğimizde hem sosyal konut, barınma ihtiyacından itibaren sosyal konut, hiçbir birbiriyle alakası olmayan, sık sık yanlış kullanılan erişilebilir konut, onun üstünde lüks konut gibi, kentsel dönüşüm konutları gibi, deprem konutları gibi çeşitli konut biçimlerinin ortak olarak bileşkesini bulmaya ihtiyacımız olan bir konut politikasını da masaya yatırmamız için geç bile kaldık. Konut konut diyoruz. Gerek derneğimiz, gerek bugünkü panelistlerimizin sadece işleri konut değil. Biz gayrimenkul deyince Türkiye'nin lokomotif sektörü olan konutu anlıyoruz ama konut dışında ofis, AVM, lojistik, yeni gelişmiş trendler var. Bunların dışında sermaye piyasası enstrümanlarına dönüşen gayrimenkul yatırım ortaklıkları, sertifikaları ve hazırlıkları yapılan onlarca enstrümanı da biz gayrimenkul sektörü içinde derneğimiz bünyesinde tartışıyoruz. Çevreci bir yaklaşımla, teknolojinin de sürece dahil edilmesiyle kentlerimizin dayanıklı, dirençli hale getirilmesi ve akıllı şehirlere dönüşmesi gerekiyor. Aslında bir yandan da vicdanlı kalması da gerekiyor. Biz sık sık son dönemde bunu vurguluyoruz. Bu panelde ülkemizin gayrimenkulünün yarını, yaşanabilir, bunları içtenlikle hiçbiri jenerik değil, gerçekten güvenli, akıllı, mekan ve şehirlere dönüşüm sürecindeki tehdit ve fırsatları bugün ortaya koymaya çalışacağız. Ve trendleri ve bu büyümenin kaynaklarını nereden bulacağımızı sizlerle birlikte paylaşıyor olacağız. Burada ilk sözü ben Nusret Bey'e vermek istiyorum. Pacific Holding CEO'su. Bu arada oturum için teşekkür ediyoruz Nusret Bey. Türkiye'nin tüm kentlerinde çevreci, modern, teknolojik yapılarla örülü birçok projeler görüyoruz. Sizin de gerçekten övünmeye değer, mütevazilik yapmanızı engelleyen birçok güzel projeniz var. Burada konut üreticilerinin, kamunun bulunduğu ortam, yaptığınız ilk kilometre taşlarından teslime kadar olan süreçteki yaşadıklarınız ve lokasyon seçiminden teslime kadarki süreçte kentsel dönüşümü de içine alan bir bizi aydınlatıcı bir konuşma rica edeceğiz sizden ilk girişte. Çok teşekkür ediyorum. Herkese merhaba. Aslında depremden bahsedince tabii hepimizin içinde acı bir tecrübe yaşadık geçen sene. Öncelikle orada vefat eden tüm insanlara Allah'tan rahmet diliyorum bir kez daha. Geride kalan yakınlarına da sabır diliyorum. Hasta olanlar, hala tedavi görenler varsa da acil şifalar diliyorum onlara. Onları anmadan geçemeyeceğim. Ülkemiz bir deprem kuşağında, evet. Belli zaman aralıklarıyla biz bu acı tecrübeleri çok sık yaşadık. Ve yaşamaya da devam ediyoruz. Burada depremle birlikte herhalde hepimizin ana teması sağlamlık, güvenilirlik gibi kavramlar olarak hep öne çıktı. Bu da beraberinde kentsel dönüşümle ilgili aslında buna ne kadar zorunlu olduğumuzu
ve kentsel dönüşüm sürecinin çok iyi yönetilerek bir an önce sizin de ifade ettiğiniz gibi çok sayıda konutun dönüştürülmesi ihtiyacını ortaya koydu. Bu aslında bir finansal okur yazarlık kavramı gibi kentsel dönüşüm okur yazarlığına dönüşmeli diye düşünüyorum. Burada gerçekten insanlarda bu bilincin artırılması, eğitim sistemine bunu ta en baştan entegre ederek deprem bilincinin ve bunun neden olabileceği etkileri ortadan kaldırmak için bu kentsel dönüşümün öneminin ortaya konulması gerektiğini düşünüyorum. Burada farkındalık oluşturmamız gerekiyor aslında. Kentsel dönüşümün zorunlu olduğu algısının aslında yaygınlaştırılması gerekiyor. Tabii ki kentsel dönüşüm hem tüketicinin hem de üretici açısından bir sürü zorlukları içeren bir dönüşüm süreci. Siz de ifade ettiniz, 100 milyar dolar bütçeden fazla bir böyle kaynak ihtiyacı içeren bir süreç şu anda ülkemiz özelinde. Ve bu mevcut koşullarda bu kaynak erişimi, finansmana erişim noktası da belki değinmemiz gereken en büyük zorluklardan ilki olarak karşımıza çıkıyor. Burada hem üreticinin hem de tüketicinin elini taşın altına koyması gereken bir süreç yaşanıyor. Kamu otoriteleri bununla ilişkili birçok destek, faiz destekleri, kira yardımı destekleri gibi unsurları hayata geçirse de kişilerin ortak paydada buluşması, orada kentsel dönüşüm bölgesinde mevcut kat maliklerinin ya da yerinde dönüştürme zorunlulukları gibi birçok unsur, ortak dilin kullanılması ve ortak bir paydada buluşularak sürecin ilerletilmesinde idari ve hukuki zorluklar halen önümüzde aşılması gereken bir engel olarak görünüyor. Öncelikle bir finansal bacağına biraz değinmek istiyorum müsaadenizle. Çünkü maliyetlerin bu kadar hızlı arttığı günümüzde bizim hem maliyeti yönetmek hem de tüketicinin ya da üreticinin finansmana erişiminin sağlanarak kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesi amacıyla mevcut koşulları incelediğimizde hem yüksek faiz oranları hem kısa vadeler bu anlamda bu sürecin önünde bir engel teşkil ediyor görünümü var. Dün Sayın Bakanımız da ifade etti. Yılın ikinci yarısı itibariyle gerçekten olumlu sinyaller alındığı, faizlerin düşme eğilimine gireceği, enflasyonun düşeceği gibi birçok mesaj verildi. Biz de inanıyoruz ve umuyoruz ki bunlar hızla gerçekleşecek. Ama her ne kadar bu da olsa mevcut fiyat düzeyleri, dönüşümde üreticinin katlanmak zorunda olduğu maliyetler bu finansmanda bir kaynak çeşitliliği ihtiyacını da ortaya koyuyor. Burada konvansiyonel bankacılık uygulamalarından elde edilen finansmanda faiz desteğiyle beraber bir nebze düşürülse de burada maliyetler yine de daha uzun vadelere daha az faiz oranlarıyla kaynağa erişime ihtiyaç var gibi duruyor. Burada neler yapılabilir? Aslında biraz düşündüğümüzde yurt dışından kaynak çeşitliliği yaratmak amacıyla özellikle çevre ve sürdürülebilirlik anlamında da söylüyorum bunu. Yeşil konseptli kentsel dönüşüm kapsamında yapılacak bütün projelere yurt dışından sadece bu işe özel fonlarla görüşülerek ki Avrupa özellikle bu tür yeşil mutabakat ya da iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında destekler de veriyor. Bu biraz da tabii resmi makamlarca da peşine düşülmesi gereken bir süreç bence. Burada ilave fon kaynakları ve kaynak çeşitliliği yaratılabilir diye düşünüyorum. Aslında en büyük araçlardan bir tanesi de konvansiyonel bankacılık uygulamaları yanında yine bu konut üreticilerinin sermaye piyasası araçlarından daha fazla yararlanmasının da önü açılabilir. GEO'lar zaten bunun bir örneği, sizin de ifade ettiğiniz gibi. Ama bu anlamda sermaye piyasası araçlarında özellikle kentsel dönüşüm anlamında proje yapan insanlara pozitif ayrımcılık yapılması gerekiyor diye düşünüyorum bu süreçte birazcık. Mesela kentsel dönüşüm bölgelerindeki altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla belediyeler de süreçlerin içerisinde.
belediyelerle ilgili bu altyapı yatırımlarını yapabilmeleri amacıyla onlara da kaynak ihtiyacı var sonuçta. Altyapı gayrimenkul yatırım ortaklıkları diye kavram vardı hayatımızda. Bunun daha cazip hale getirilmesiyle bu tür şirketlerin belediyelere bu tür yatırımlarında destek olmasının önü de açılabilir diye düşünüyorum öneri olarak. Peki bunun yanında aslında işi sadece konut finansmanına yönelik olan finansal kurumlar var. Yurt dışında bunun örnekleri var. İpotek bankaları falan var. Türkiye'de pek yaygın değil bu uygulama maalesef. Sadece işinin konut finansmanı olduğu finansal kurumların yaygınlaştırılmasının da bu dönüşüm süreçlerine olumlu katkısı olacak diye düşünüyorum. Bir de üretici yanından baktığımızda olaya, üreticiye, konut üreticisine sunulan kentsel dönüşümdeki tek cazip unsur aslında imar haklarından kaynaklı ilave bir kat çıktı. İşte ya da ilave olarak şunu elde ettiğin gibi haklar veriliyor ama şehrin en iyi lokasyonuyla kıyı köşede yapılacak bir kentsel dönüşüm arasında da ciddi farklar var aslında. Üretici açısından maliyetler aynı olsa bile uzlaşma açısından ciddi farklar var. Uygulamanın standartlaştırılması, her lokasyona aynı uygulamanın yapılması da bu işin önündeki bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bunun da bence ele alınması lazım diye düşünüyorum bu anlamda. Özellikle yeşil konseptli, doğa dostu, pandemiden sonra çok daha önem arz eden, bu daha ferah, geniş alanlar içeren ama bir yandan da sürdürülebilirlik kavramı içerisinde doğa dostu ve yeşil projelere de farklı desteklerle bu işin önünün biraz daha açılması gerektiğini, kaldı ki bunu da siz de söylediniz, bu iş için biz maestro lazım, bu işte biraz zorunluluğu hissettirmek lazım. Üreticinin ve vatandaşın inisiyatifiyle bu sürecin hızla tamamlanmasının biraz önünde zorluklar var gibi duruyor. Olacağına da inanıyorum. Bunlar tabii ki hani hep sorunlar ve mevcut durumdan bahsetmek için bunları söylüyorum ama olumsuz bir tablo çizmek için bunu söylemiyorum açıkçası. Yine bu öneri olarak bir şey daha söyleyeyim. DASK'lar, tapu harçları, hasılat paylaşımlı bütün devlet projelerinden kentsel dönüşüme bir kısım pay ayrılırsa burada kaynak yaratılabilme ihtimalinde olduğunu düşünüyorum. Ama her şeyden önce burada gerçekten toplumu bilinçlendirmek amacıyla iyi bir eğitim süreci, çocuk yaştan itibaren deprem bilincinin aşılanması, kentsel dönüşümün zorunluluğunun biraz daha farkındalık anlamında toplumda yaygınlaştırılması gerekecektir diye düşünüyorum. Biz de proje geliştirirken aslında bütün bunları ele alarak devam ettik yolumuza. Özellikle pandemi sonrasında insanların, deprem tabii herkesin işte sağlamlık, güvenilirlik kavramları hayatımızda zaten. Bu noktada çok ciddi zemin analizleri ve benzeri bütün uygulamalar zaten ciddiyetle yapılıyor. Ama pandemiyle beraber ortaya çıkan bir şey daha vardı. Evlerimizde rahat etme kavramı. Hepimiz yaşadık. Evden çalışma ortamının uygunluğu. Daha spor yapabilir alanlar, sosyalleşme imkanlarımız çok kısıtlanmıştı. Komşu ilişkileri giderek azalmıştı. Bütün bunlara fırsat tanıyacak projeler geliştirerek biraz hayatımıza devam ettik. İlk olarak Ankara'da zaten başlamıştık. Yolculuğumuza İstanbul'a girdiğimiz projelerde de bir tanesi Etiler girişinde şu anda. Orada gerçekten o yoğunluğun içerisinde Next Level İstanbul ismi dikey orman konsepti diyebiliriz o projeye. 1000'den fazla bitki ve ağaç içerecek. İnsanlar mimaride geriye çekilmeyle beraber de önlerinde çok açık teras ve bahçelerin oluşacağı alanlar oluşturmaya çalıştık. Evet. Tavan yüksekliklerini farklı yaptık. Şunu söylemeye çalışıyorum. Pandeminin getirdiği ya da ihtiyaçların getirdiği, önümüzdeki dönemin getirdiği ihtiyaçları öngörerek proje geliştirmeye gayret ettik biz de bu anlamda. Zaten geliştirme safhatımız çok uzun sürüyor bizim şirket olarak. Projeyi geliştirdikten sonra imalata devam edebiliyoruz ama bu safhat çok fazla danışmanla yürüttüğümüz, çok fazla danışmanlık aldığımız süreçler. Konfor, sağlıklı yaşam, doğayla iç içe bir görünüm, mümkünse lokasyon doğayla iç içe olsun kavramların hepsi hayatımızda çok önemli. İnsanın tüm ihtiyaçlarını en ince ayrıntısına kadar dikkat edebileceğimiz, bundan sonra geleceğe bakarken de insan odaklı ve
orada lokasyona entegre olmuş bir proje üretmeye gayret ediyoruz deyip sözlerimi bitiriyorum. Çok teşekkür ederim. Nusret Bey sorunlarımızı çatı yanına da koyduğu çözüm yaklaşımlarıyla çok güzel anlattı, özetledi. Sorunlar sadece Türkiye'nin sorunları değil. Dünyayı da takip ettiğimiz kadarıyla görüyoruz ki dünyada da örneğin erişilebilir konut sorunu 20. sıralardan 8. sıralara çıktı son 10 yılda, 15 yılda. Özellikle kıta Avrupa'sında çok ciddi bir sorun olarak masaya yatırılıyor. Aynı bizdeki gibi. Ve örneğin 1.6 milyar insanın konuta erişme sorunu çeşitli sebeplerden verilen bir veri ve bunun 10 yıl içerisinde 3 milyar insanı, yani dünya nüfusunun %40'ını kapsayacağı konuşuluyor. O yüzden biz bu laboratuvarları kurup üstünde çalışmaları doğru zamanda başladığımızı düşünüyoruz ve ilerlemek istiyoruz. Yani böyle rakamlar, sayılar çok güzel veriliyor da örneğin bu rakamın tekabül ettiği sayı örneğin her gün 940 bin konut üretmesi gerekiyor dünyanın. Yani böyle bir sayısal korkunç bir evren de var. Oralardan hareketle çözüm bulmak için çalışmaya gayret etmeliyiz diye düşünüyorum. Sayın Özbalık, sizin Akbalık, Akbalık, sizin bir holding, Özak Global Holding, birçok işiniz var. Konut bunlardan biri. Çok farklı projelerle 4 yılda yaklaşık 3000 konut yaptınız. Bunun yanında başka projeler ele aldınız. Turizmdesiniz. Aynı zamanda hem siz hem Akfen hem Pasifik birer GYO olarak bu paneldesiniz. Bu sizin yaptığınız holding gayrimenkulleri kabuk işini ele alarak, gayrimenkul yaşadığımız her şeyin kabuğu. İçinde olan her şey gayrimenkulün içindeyiz. O kabuğun içindeyiz. İster AVM olsun, ister otel olsun, ister konut olsun. Bu kabuğu yapıcılardan birisiniz. Bu noktada bizi hem biraz konuttan başlayarak, sorunlarımıza yine ilişerek, hem GYO olmanın önemine vurgulayarak, biraz da turizmde Sayın Akın'a da pas vererek bir konuşma yaparsanız bizleri mutlu edersiniz. Evet. Öncelikle teşekkür ediyorum. Ben şuradan başlayayım. Bizim Özak GYO olarak perspektifimizde 5 farklı segment var. Bunlardan bir tanesi konut, bir tanesi turizm, ofis, ticari gayrimenkuller ve AVM. Ticari kastım fabrika ve depolama anlamındaki ticari gayrimenkuller. Bunun olmasının sebebi böyle bir yelpaze bir takım yaşanabilecek sıkıntıları giderebilmek açısından dönemsel ve konjektürel gelişmelerin yaratmış olduğu etkilerden dolayı süreci devam ettirebilmek, yani sürdürülebilir bir iş modelini oluşturmanın getirmiş olduğu bir stratejik hamleydi. O günün şartlarını da buna göre kurguladık. O yüzden biraz konuta değinecek olursak, bugün malum Türkiye'de şu anki uygulanan finansal iş modelinde konut sahibi olmak şu anda zor görülüyor. Neden? Çünkü günümüz şartlarındaki faizin yaratmış olduğu etki öncelik sırası olarak farklı alanlarda kaynakların doğru yerde kullanılabilmesi için konut belki 10. belki 15. sırada geliyor. Ama bu geçmiş yıllarda da böyleydi. Bu bugünün konusu değil bence. Bundan sonra da böyle olacak. Yani yapısal bir değişikliğe gitmek lazım. Bunun kök sebebi ne? Kök sebebine indiğinizde finansman modelindeki eksiklik karşımıza çıkıyor. Bankacılık sisteminin içerisinde bugün gidiyorsunuz bir ticari kredi kullandığınızda da aynı banka size krediyi veriyor. Bireysel kredi kullandığınızda da bunu veriyor. Mortgage kullandığınızda da bunu veriyor. Eğer bunu değiştirmezseniz, dünyada bunun rol modelleri var. İngiltere'de, Amerika'da, dünyanın gelişmiş ülkelerinde, Japonya'da bir mortgage sistemi adı altında kurulmuş bankacılık sistemleri var. Bunlar tek işi gerçek manada bunu süspanse etmek, ülke politikaları ve sosyal konulara değinerek bunu sürebilir hale getirmek ve bu ekosistemi, yani daha doğrusu gayrimenkulün ekosistemini sağlayan finansman iş modellerine dönüşmüş olan ürünler. Bunu satın almamız gerekiyor bizim. Yani buna geçmemiz gerekiyor. Eğer buraya geçmezsek biz sürekli her dönem 10 yılda bir, 15 yılda bir, belki 5 yılda bir mevcut durumla karşı karşıya kalırız. Bu zaten
yapılan hani bugün Amerika'daki modele baktığınızda kamu desteğiyle yapılmış olan bankacılık sistemidir bu. Çünkü günün sonunda eğer siz bir ekosistemi kurmak istiyorsanız, örneğin bir önce konuştuk, planlı şehirler. Yani biz şu anda örneğin birçok büyük şehirlerimiz var. Bunların ne kadar planlı? Ya da bugün deprem riskinden dolayı depremin yarattığı endişeler aslında bizim için fırsata da çevrilebilecek dönemler. Neden? Çünkü deprem riski şu anda korkunç derecede herkesi tedirgin etmiş durumda. Bunu fırsata çevirmenin yolu da bana göre doğru bir planlama, master bir planlama, herkesin uzlaşı içerisinde yapmış olduğu bir şehir planını doğru oturtup bunu da artık sürdürülebilir hale getirmek. Yani belediyeler değişebilir, yöneticiler değişebilir ama sizin master planınız değişmez, hedefiniz değişmez. Hedefiniz kalıcı olur ve sürdürülebilir olursa o zaman bu amaca ulaşırsınız. Ama biz şimdi bakıyoruz işte yerinde dönüşüm diyoruz mesela. Neyi dönüştürüyoruz acaba biz? Yani eksik olan ne? İşte bir bakıyorsunuz şehrin dışında çeperlerinde bir sürü binalar yapılıyor. Asosyal yapılar kuruluyor. Hiçbir şekilde etrafındaki cami, okul, ne bileyim aklınıza gelebilecek birçok şey var. Eczane, market, ya ticari açıdan sadece olayı irdelememek ve bütünsel bakmamız gerekiyor. Bunların tamamlanabilmesi için gerçekten şehrin bir master plana ihtiyacı var. Yapılanlar var ama sürdürülebilirliği tartışılır hale geliyor. Bugün sermaye para kazandığı yere girer. Yani kim ne derse desin şirketlerin ana hedefi karlılıktır. Tabii. Eğer siz bu karlılığı sağlayabiliyorsanız ancak şirketinizin varlığını sürdürebilirsiniz. Aksi takdirde hani hiçbir şirket ben kamu hizmeti adı altında iş yapıyorum diyemez. Yani kapital düzene aykırı bu. O zaman burada bu planlanmış şehirlerin içerisinde eğer siz doğru havuçlar vererek ve şirketleri de doğru yönlendirerek, yani teşvik ederek buralara yatırımları sağlarsanız o zaman bu hedeflemiş olduğunuz amaca ulaşır ve böylelikle o kentsel dönüşümün önündeki temel problemleri ortadan kaldırırsınız. Ha, temel problemlerin baş sebebi de bana göre şu, oturuyorsunuz bunun 4 tane ayağı var. Bir tanesi kamu, bir tanesi kamu otoritesi diyelim. Yani bunu hem yerel hem merkezi yönetimlerin oluşturmuş olduğu yapı. Hem buradaki STK'lar, buradaki müteahhit ve buradaki mal sahibi. Şimdi bu dörtlü bir araya geldiğinde herkes kendi cephesinden bakıyor. Siyasi irade oy açısından bakıyor. Sermaye ben buradan daha iyi nasıl kazanç elde edebilirim diye bakıyor. Mal sahibi bir bakıyorsunuz o da çok farklı değil. O da ben daha fazla ne alabilirim? Benim komşum şunu aldı ben bunu alabilir miyim diye bakıyor. Kimse olayın problemin kök sebebine inip bunu gidermenin kalıcı hale gelmesiyle ilgili bir gayret göstermiyor. Herkes kendi perspektifinden bakıyor. Demek ki burada bir irade gerekli her şeyden önce. Yani siz eğer şayet gerçekten kentsel dönüşümü dönüştürmek istiyorsanız siyasi bir irade, gerçek bir iradenin burada bu dönüşüme ön ayak olması gerekir. Yoksa hani sermaye yönlendirmek yine kamu iradesinin inisiyatifinde. Yani bu havuçlar, yönlendirmeler, farklı teşvikler, bir sürü enstrümanlar var. Yani finansal enstrümanlarla bir yana birçok şeyi şekillendirebilirsiniz. Sürdürülebilirlikten bahsediyoruz. Yine keza benzer bir noktaya çıkıyoruz aslında baktığınızda. Neden? Şimdi sürdürülebilirliğin örneğin ilk herkes hatırlayacak yenilebilir enerjiyle ilgili kamu çok ciddi bunu süspanse etti. Dünyanın her yerinde bu böyleydi. Özellikle Almanya, Hollanda ki güneş veya benzer birçok şey olmamasına rağmen adamlar bunu süspanse etti ve teşvik etti. Amaç yenilebilir enerji kaynaklarına ulaşıp bağımlılıklarını ortadan kaldırmaktı. Kök sebep buydu. Şimdi bakıyorsunuz o zaman siz bir binayı dönüştürecekseniz ya da şehrin genel planları doğrultusunda bir kentsel dönüşüm yapacaksanız o zaman buraları da teşvik etmeniz gerekiyor. Nedir bu teşvikler? Kalıcı teşvikler ve gerçekten elle tutulur teşviklerden bahsediyorum. Güneş panelleri olabilir, gri su, pis su, atık su şeyler olabilir. Bir sürü şeyi verebilirsiniz. Ha, ne verebilirsiniz? Diyebilirsiniz ki ya ben şehrin içerisinde sermaye çok iyi, burada iyi noktalarda, merkezi yerlerde dönüşüm var, ben bunu yapayım. Bu yapılabilir ama planlar doğrusuna yapılabilir. Bir de kamunun baştan planladığı ve toplumun gerçekten belli noktalarda yaşamın, eğlencenin, birçok faktörün dağıldığı yerlere eğer siz planlı bir şekilde yönlendirmek istiyorsanız o zaman buralara da bir takım teşvikler vermelisiniz. Yani teşvikteki kastım çok böyle abartılacak şeyler değil. Yani bunların içerisinde bir sürü
faktör var. İşte harçlar var. Ne bileyim, bunun yanında finansal bir takım optimizasyonlar var. Bunları teşvik edip o zaman siz kendi planlamış olduğunuz stratejinizi uygulayabilir hale gelirsiniz. Bir önce sigortacılarla ilgili bir konuşma vardı, onu dinledim. Yani örneğin şu anda gayrimenkul sektöründe siz bir bina yapacaksanız, bir ruhsat aldıktan sonra size bitmiş inşaat muamelesi yapıyorlar. 4 yıl boyunca bitmiş inşaat bedeli ve harcı alıyorlar. Şimdi böyle baktığınız zaman oturup gerçekten ülkenin ihtiyaçları ve gerçek manadaki problemleri ne ve nerede biz bunu değerli hale getirebiliriz? Onu tartışmamız gerekiyor. Şimdi burada bir lobicilik yapılmış anladığım kadarıyla ve gidilmiş. İlgili kişiler ikna edilmiş. İşte sigortacılık sektörü çok zor durumda. İşte şunu şöyle yapalım. İyi de günün sonunda yani bir inşaat yapıyorsanız, şimdi bir arsada sel olsa ne olur, deprem olsa ne olur. Ama günün sonunda bitmiş bir bina muamelesi görüyor olması çok acı. Yani o zaman biz gerçek manada işin kök sebebine inip problemlerimizi bulup ülke ve vatandaşın çıkarları göz önünde bulundurarak bunları yürütmemiz ve yönetmemiz gerekir. Toparlayacak olursam, yani burada bahsetmiş olduğum morguş sisteminin bir an önce dönüşmesi, sürdürülebilirlikle ilgili gerekli teşviklerin verilip yönlendirilebilmesi, bu bahsetmiş olduğumuz kentsel dönüşümün ana kök sebebi olduğunu düşünüyorum. Ve bu açıdan baktığınızda da bu iş çok rahat bir şekilde dönüştürülebilir. Biz Büyük Yalı Projesi'nin içerisinde fişekhanede bir yapı kurduk. Yani bu bahsetmiş olduğum sürdürülebilirlik ve yeni iş modeli, daha doğrusu yeni şehircilik anlayışını ve o kavramları oraya getirdik. Oturduk, insanların gerçek manadaki ihtiyaçları ne? Nerede problem var? Yani bizi farklılaştıracak unsurları ve dünyadaki örneklerine baktığımızda zaten birçok şeyi buluyorsunuz. Bu hani artık günümüz şartlarında teknoloji her şeye erişebilme fırsatı veriyor. Şimdi böyle baktığınızda yani ihtiyaçlar ve gereksinimler ve problemler bir masaya yatırılıp ilgili muhataplar bu işi çözme niyetinde olurlarsa bence birçok şey dönüşebilir. Ama şu anda kentsel dönüşümün dönüşmemesinin bir somut örnek yok mesela. Gerçekten şu çok iyi bir proje oldu. Kentsel dönüşümde şuraya geldi diyebileceğimiz belki bir iki tane vardır da hani benim bilmediğim, genelde bu dönüşmüyor. O zaman bunu samimi bir şekilde dönüştürmenin yolu da bence buradan geçiyor. Teşekkür ederim. Kentsel dönüşümde gayrimenkul yatırım ortaklıklarının daha fazla rol almasına nasıl bakıyorsunuz? Tam anlayamadım. Kentsel dönüşüm ve? Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının şeffaf bir mekanizma olarak bence ele bu da çok önemli. Nasıl bakıyorsunuz? Evet. Şöyle, normalde GEO'lar biliyorsunuz, halka açık şirketler olduğu için hem stratejileri hem finansalları birçok şeyi çok net bir şekilde erişebiliyorsunuz. Bu aslında bir güvenceyi de sağlıyor. Yani siz bugün eğer bir kentsel dönüşüm yapacaksanız, GEO'lar bunlar için iyi rol modeller, iyi örnekler. Çünkü şeffaf bir finansal sistemin ve gerçek manadaki halka açık olmasının getirdiği diğer parametreler, denetlenebiliyor olması gibi faktörler aslında bu işin vatandaş tarafından baktığınızda bir güvence oluşmasının sebepleri haline geliyor. Bir de şunu da söylemek istiyorum, bir önce kaçırdım. Yani illa bir gayrimenkulle ilginiz varsa, ki günümüz şartlarında artık yatırımcı olmak çok zor, daha çok ihtiyaç sahipleri konut alıyor. O zaman sizin yani inandığınız, bildiğiniz bir gayrimenkul şirketinin hissesini alıp gayrimenkulde eğer gerçekten bir fırsat olduğunu düşünüyorsanız, bu tip GEO'lara yatırım yaparak ya da benzer gayrimenkul şirketlerine yatırım yaparak bunlardan elde edebileceğiniz kazanımları alabilirsiniz. Öbür türlü bakıyorsunuz, işte konut yaptım, konutun işte aidatı var, işte kiracı problemi var, atıyorum bakım onarım bedelleri var, o su var, bu su var. Yani çok kolay da çıkabileceğiniz bir alan aslında. Yani dünyadaki iş modeli hep buna dönüşmüş durumda. Ama biz gayrimenkul olan bağımız, daha doğrusu konut olan bağımızdan dolayı biz bunu daha çok fiziki olarak alalım ve saklayalım içgüdüsüyle hareket ediyoruz. Tabii ki bu tip modeller, yani GEO'ların mevcut durumu bu bahsetmiş olduğumuz kentsel dönüşümdeki en önemli aktörler. Eğer bunlar çoğalır ve var olursa o zaman o bahsetmiş olduğumuz ekosistemi kurmak da çok daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Gayrimenkul sektörünün şehircilik ekseninde aslında birçok paradigması var. Kentsel dönüşüm vurgulandı, o da bunlardan biri tabii ki. Kentsel dönüşümün olmazsa olmazı aslında herhangi bir tarafın, taraf çok kötü bir kelime, pazarlık çok kötü bir kelime. Önce bu jargonların düzelmesi lazım. Uzlaşı kelimesinin geçmesi lazım pazarlık yerine. Bütün bunların
paydaşların tümünün aslında rant gibi, pazarlık gibi konulara kurban edilmemesi lazım bugünden itibaren. Yoksa gerçekten birçok acı gerçekle tekrar karşılaşıyor oluyoruz. Silivri tarafın güçlendirilmesi, bilinçlendirilmesi, kentsel dönüşüm okuryazarlığı diyoruz. Bunun çok ciddi olarak ele alınması, uzlaşma adabının gündeme gelmesi gerçekten başarıyı tetikleyici faktörler. Yani aslında kentsel dönüşüm bütüncül bir vizyon vaat etmesi lazım. Biz kopuk kopuk çeşitli apartmanları yıkıp yaparak kentsel dönüşüm yapmıyoruz. Yenileme yapıyoruz diyebiliriz. Daha sağlıklı binalar yapıyoruz diyebiliriz. Bir bina yaptık. Yanımızdaki bina kötüyse, o bizim yaptığımız bina sağlam, diğeri yıkılırsa, demin Selim Bey oradan bir bakkala ulaşamayız dedi. Size böylece söz vererek devam edeyim. Evet, yani kentsel dönüşümle ilgili tabii herkes aslında gayet güzel açıkladı. Çok fazla söylenecek bir şey kalmadı bana ama benim düşüncem şu bu konudaki, ben daha demir yumruk bir politikayla bu işin yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle hak sahibinin inisiyatifine bırakılmamalı, müteahhitine rant sevdası olmamalı burada. Burada yapılması gereken ulusal bir politikayla, çok ciddi önlemlerle dün önlem almalıydık. Yani bugün artık geç, dün önlem almalıydık. Benim işte biraz önce size bahsettiğim gibi, yani bir mahallede oturuyorsunuz, o mahalledeki en sağlam binada otursanız bile etrafınızdaki binaların sağlamlığından siz sorumlusunuz. Çünkü bir depremle karşılaştığınız zaman dediğiniz gibi evden çıkıp bakkala gitme olasılığınız olmayabilir. Kendi evinizin içerisinde, sağlam binanız içinde mahsur kalabilirsiniz. Bu kadar ciddi, bu kadar üzerinde durulması gereken bir konu. Ve sıradaki il İstanbul. Yani bunu 98'den beri, 97'den beri, Düzce'den beri söylüyoruz. Düzce depreminden beri demin bahsedildiği gibi yapılmış başarılı bir kentsel dönüşüm projesi yok. Yok. Dolayısıyla bu işin çok ciddiye alınıp bir an önce ele alınması lazım ama çözüm önlerini demin konuştuk. Ben bu konuda çok fazla zaman harcamayayım. Tamam. Selim Bey, isterseniz siz Akfen Holding olarak altyapı yatırımlarında yurt dışı ve yurt içi örnekleriyle gündemde olan bir şirketsiniz. Bunun dışında yeni trendler, siz ikinci jenerasyon olarak yeni trendleri, biraz diğer konudan uzaklaşalım. Yeni trendleri nasıl görüyorsunuz? Türkiye'mizde bunları nasıl aplike edebileceğimizi düşünüyorsunuz? Firma olarak yeşil dönüşüm, yeşil kalkınma, gerek turizm, otelcilik tarafında, gerek diğer yatırımlarınızda bunu nasıl pipeline'a sokmayı planlıyorsunuz? Onları duymak isteriz. Evet, sizin dediğiniz gibi farklı farklı alanlarda faaliyet gösteriyoruz. Biz tabii inşaat ve gayrimenkul işlerini farklı finansal modellerle ve farklı sistemlerle ve altyapı yatırımlarını da keza bu şekilde yapabilen bir firmayız. Örnek vermek gerekirse işte inşaat firmamızda kamu özel işbirliğiyle yaptığımız hastanelerimiz var. GYO tarafına geçtiğimiz zaman yatırımcısı olduğumuz oteller var ama işletmesini Fransız bir Accor grubuyla birlikte yapıyoruz. Keza kendi yaptığımız bir otel projemiz var. İşletmesini yine kendi yapıyoruz, Bodrum Loft. Bununla da yetinmedik yurt projelerimiz var. Yine KYK ile birlikte, daha doğrusu KYK'nın işletmeci olduğu, bizim yatırımcı olduğumuz projelerimiz var. Ve yapsat projelerimiz var. Şimdi dediğiniz gibi bir sürü farklı sektörde bulunuyoruz ve bir de unutmadan söyleyeyim, göz bebeğimiz yeni bir projemiz var, ondan da bahsedeyim. Söğütlü Çeşme, bu Söğütlü Çeşme'nin durağını bilirsiniz hepiniz, istasyonunu. Onun altında bir yeni bir yaşam alanı yaratıyoruz. Kadıköy'de, Kadıköy'e yakışır. O viyadüğü bilenler bilir. Gündüz vakti bile oradan geçmek insanı huzursuz eden bir geçittir orası. Orasını demir yolluğundan kiralayarak işte oradaki bir yatırımlar karşılığında orada bir Avrupa'nın en büyük açık hava yeme içme alanını yaratıyoruz açıkçası. Bir yaşam yaratıyoruz. Ve bir gösteri merkezimiz de olacak. Bir kültür Kadıköy'e yakışan, Kadıköy'e canlandıracak bir yatırım olacağını planlıyoruz. Bizi çok heyecanlandıran bir proje. O yüzden böyle biraz heyecanlı anlatmak istedim.
Ama yeni trendleri inceleyecek olursak yeni nesil olarak nelere dikkat ediyoruz ya da biz nelere bakıyoruz? Tabii şöyle bir şey var. Tüketici artık daha bilinçli bir tüketici. Yani fiyat ve lokasyon hala tabii ki birinci şeyde, birinci sırada. Ama insanlar artık birazcık daha, biraz aslında diğer konuşmacılar da bahsetti, birazcık daha farklı şeylere dikkat ediyorlar. Neye dikkat ediyor? Sürdürülebilirlik. Mega trendimiz o şu anda. Sürdürülebilirliğin içinde neler var peki? İşte dediğimiz gibi yeşil enerji kullanıyor muyuz? Kullandığımız yapı malzemeleri, ne bileyim, çevresel etkilere katkıları nelerdir? Bunun yanında işte demin de bahsedildi, yağmur sularının tekrar kullanılması, arıtma sularının kullanılması, bu tarz teknolojiyi ne kadar kullanabiliyoruz, projelerimizi ne kadar adapte edebiliyoruz? Artık basit bir güvenlikle, basit bir finans sistemiyle siteler yapılmıyor. Daha yaşam alanı, daha bir insanların orada vakit geçirebileceği, kendi yaşamlarını orada idare edebileceği alanlar yaratmaya çalışıyoruz. Bunlara odaklanıyoruz. Keza bu birçok altyapı projelerinde de böyle aslına bakarsanız. İşte hastane projelerinde de biz yer aldık. Oralarda da artık sadece hasta odası değil, yani bir yaşam, bir kültür orada olmaya başlıyor. Sosyal alanıyla, kantiniyle, ne bileyim, hasta odasıyla, doktor muayenehanesiyle, onların insanların gelip vakit harcayabileceği alanlar oluyor buralar. Ben bir örnek vermek istiyorum. Isparta Şehir Hastanesi'ni yapıyorduk. Isparta Şehir Hastanesi bittiğin gün, ilk açıldığında bir amcayla kantinde karşılaştık. Ve o şöyle bir şey söyledik, yani saatlerde oturuyorsunuz, isterseniz yardımcı olalım. Çünkü hani hastane yeni açıldı, büyük bir alan falan. Yok dedi, ben burada oturmaya geldim dedi. Yani kantinde, hastanede oturmaya gelmiş. Bu tabii dediğim gibi yani değişen çehrenin insanlar üzerindeki güzel bir etkisi aslında. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Biraz kaptırdım, hızlı gittim. Süreyi de verimli kullanmak istedim. Çok süper gidiyoruz. Bir daha döneceğiz azıcık. Servotel Gayrimenkul Geliştirme Danışmanlığı işi yapıyor. Lideri de Ömer Bey bizimle beraber. Gayrimenkul'de turizm, konut, birçok alana dokunuyorsunuz. Her birinin yükseliş, düşüş trendlerini görüyorsunuz. Danışmanlık tabii çok uzaktan bir çerçeveden bakmak ve içine girip onu yönetmek gibi zor ve ulvi bir iş aslında. Türkiye'ye baktığımızda sizin yurt dışı tecrübeleriniz, uluslararası bağlamda yaptıklarınız, Türkiye'ye baktığımızda yatırımcıların teknolojiyi almaları, yeni trendleri, dijitalleşmeyi, dünden beri konuştuğumuz duyarlılığı, Türkiye'ye getirmeleri, geleceğin işlerini yaratma kapasitesini, Türk biz bizeyiz, Türkiye için öz eleştiri yaparak değerlendirebilir misiniz? Size bu pencereden bakmanızı rica edeceğim. Bir de ana akım gayrimenkul dediğimiz konut, ofis ve AVM'ler gittikçe altlara düşüyor. Yeni trend bir takım gayrimenkuller çıkıyor. Bize böyle gelecek rotası çizebilir misiniz? Tabii ben mümkün olduğu kadar biraz turizme çekeceğim. Lütfen, çok memnun yani oluruz. Çünkü diğer konuşmacılar biraz daha turizm dışı konuştukları için. Memnun oluruz. Şöyle, biz şu anda aşağı yukarı işte bugüne kadar 44 ülke olmuş. Şu anda 18-19 ülkede danışmanlık veriyoruz. Ve çoğu da geliştirme, yani sıfırdan geliştirme danışmanlığı. O yüzden trendleri takip etmek birazcık kolay, birazcık da sinerjik oluyor doğrusu. Değişik kıtalarda, değişik ülkelerde bu işi yapıyor olmak ve devamlı bunları yapabilmek için yaptığımız araştırmalar ve devamlı hedef kitle araştırmaları, trend araştırmalarını yapmak bir sinerji oluşturuyor. Tabii o şekilde Türkiye'ye, dünya üzerinde Türkiye'ye baktığımızda bir şeyi unutmamamız lazım. Olimpiyatları düşünün, şimdi geliyor yine olimpiyatlar. Yani madalya listesine baktığımızda eğer 1940'lardan beri bugüne kadar aşağı yukarı aynı top 5 ülkeyi madalya sırasında görürüz. Niye? Onların spor altyapısı öyledir, şudur, budur. Belki fizyonomik bir takım, jenetik bir takım avantajlar vardır. Ne olduğu önemli değil ama dünya algısı olarak baktığımızda top 5, top 6 bugünden belli. Sadece onlar kendi aralarında ufak tefek yer değiştirirler. Bu sene Amerika çok iyi falan. Öbür sene, bu sene Ruslar daha iyi. Çinliler şunu yaptı falan gibi. Dünya Turizm Ligi'nde Türkiye top 5, top 6. Şimdi bunun bizden geri alınması falan söz konusu değil.
Bunun da doğal gerekçeleri var. Bu bizim marifetle yaptığımız bir konu değil aslında. Türkiye'nin doğal ve mirassal olan asetleri turizmdeki taleple öyle bir birleşiyor ki buna sadece bir üst yapısal olarak bir konaklama arzı ve ulaşım arzı getirdiğin zaman bu işi şu ana kadar çok iyi yapmamamıza rağmen dünyadaki top 5, top 6 içerisinde yer almış durumdayız ve pozisyonunu da çok kaybedeceğimizi zannetmiyorum. Yani en azından top 10 içerisinde önümüzdeki 30 yıl olacağımızı tahmin ediyorum. Şimdi burada bizim neyi yaptık, neyi yapamadığına baktığımızda rahmetli Özal döneminde bir kapasite tripimiz vardı. Rodos Adası'nda Türkiye'den daha çok yatak olduğu bir dönemden yola çıkmıştık. O kompleksi gidermek açısından kapasiteye oynadık. Kapasiteye oynarken aynı zamanda kapasite arttırımı, yatak üretimi diyelim. Yatak üretimine oynarken aynı zamanda da bir 5 yıldızlı hikayemiz vardı orada. 5 yıldızlıya daha çok teşvik veriliyordu, şuydu buydu. Ve o teşvikler öyleydi ki 5 yıldızlı otel yapmayanı da dövüyorlardı. Öyle bir dönemden geçtik. O bizim yatak üretimin dönemimizdi. Çok farklılaşmadan Antalya'da fotokopiyle üretilmiş bir turizm üst yapı arzı. Şimdi bu arz Türkiye'nin büyük turizm oyuncusu olmasındaki aslan payını hala almakla beraber şimdi orada iki şey birden oluyor. Bir tanesi bunlar yaşlandı. Bunların renovasyon dönemi geldi. İkincisi bunların yatırımcılarının ikinci jenerasyonları işin başına doğru gelmeye başladı. Üçüncüsü de o tip arıza reaksiyon gösteren turistin bilinçlenmesinin bilgi körvünün hızlı artmasıyla çabuk tüketildiği farklılaştırma arayışında olan bir tüketicinin de oluştuğu bir döneme geldik. Şu anda bizim o noktada bir dönüşüm noktasındayız aslında. Yani kentsel dönüşümden falan bahsediliyordu. Turizmde de bir dönüşüm ihtiyacımız var. O mevcut stokla ilgili. Yeni stok ki bizi daha çok ilgilendiren, hani bizim işimizin daha çok bir parçası olan yeni stokta halen Türkiye entelektüel içeriği yüksek ürün üretmekte geride. Biz hala Türkiye'deki yatırımcıların yeni yatırımlarında bile hala şöyle arkaya bakıp canım işte bu artık hepimizin emin olduğu yapıyorsun. Ondan sonra tur operatörüyle de imzalıyorsun. Otel doluyor. Onun için çok fazla da kastırmaya gerek yok. İşte zaten 50 tane yapılmış. 51.yi de ben yapayım mantalitesinin hala amir olduğu. Tamamen böyle demiyorum. Kesinlikle vizyoner, kesinlikle yenilikçi, kesinlikle entelektüel yatırımın entelektüel porsiyonuna zaman ve para harcayacak yatırımcılarımız var. Bu ikinci jenerasyonla daha da oluşmaya başladı. Ama hala çoğunlukta copy paste'in devamını görüyoruz ki o tehlikeli. İnovasyonu geride bırakıyor. O zaman bizim rekabet avantajımızı da geride bırakabilir. Turizmdeki dışarıdan Türkiye'ye bakış bu. İkinci dışarıdan Türkiye'ye bakış tabii ki Türkiye'nin yatırım ortamı. Yani bu turizm spesifik değil. Herhangi bir gayrimenkul yatırımcısının, uluslararası gayrimenkul yatırımcısının cross border dediğimiz sınır ötesi yatırım yaptığında seçtiği rejimler. Şu anda Türkiye'nin rejimi turizmde dünya liderleri arasında olmasına rağmen, turizmdeki talebin sorgulanamayacağı olmasına rağmen rejim anlamında çok tercih edilen bir ülke değil. Nedendir? Hukuk sistemine çok inanılmaması ve bugün gitgide hep sürdürülebilirlikten, çevreden bahsediyoruz, yeşilden bahsediyoruz, teknolojiden bahsediyoruz ama bir taraftan da ESG'nin bütünü, yani ESG'nin bütününün de önem kazandığı, burada bir tek bizim sektörde değil, yani her sektörde önem kazandığı fakat yatırımcı mantalitesinde de çok önemli rol oynadığı bir döneme girdik. Son 10 senedir ve bu eksponansiyel olarak artıyor. Onun için ESG anlamında insan hakları olabilir, kadın erkek eşitliği olabilir,
Tüm bu ESG kavramı sosyal sorumluluk olabilir. Bu konularda hassas olmayan ülkelere yatırım yapmama gibi bir tendans da var. Onun için biz de oradan payımızı alıyoruz. Hani turizm sektörü de yabancı turizm yabancı yatırım çekmemesindeki tek problem o. Yoksa Türkiye'nin turizm potansiyeliyle alakalı hiçbir şey yok. Umut verici olarak ileriye baktığımızda ne görüyoruz? Türkiye böyle bir asete sahip ve bunun çok da kullanılmamış versiyonuna, hani Antalya sahilleri hani bir nebze exploit edilmiş diyelim ama daha hiç exploit edilmemiş. Turizmin piramitsel olarak baktığımızda özellikle üstüne doğru giderken sadece daha pahalı, daha lüks, daha elit anlamına değil, aynı zamanda geniş talepten özel talebe doğru giden specialized turizm dediğimiz şeylere doğru özellikle burada çok önemli fırsatlar var ve önümüz inanılmaz açık. Hani top 5, top 7, top 6 konuşuyoruz da dünya liderliğine çok yakın olabilmemizin önünde hiçbir şey durmuyor. Demin söylediğim engelleyici faktörler hariç. Çok güzel, çok teşekkür ederim. Evet, müsaade ederseniz turizmle ilgili ben kaçırdım. Bir şey eklemek istiyorum. Çok seviniriz. Ben de soracaktım. Evet, öncelikle bir kere dünyada en çok söz sahibi olduğumuz bir sektör. Yani şu anda söz sahibi derken yanlış oldu, düzeltiyorum. En şu anki mevcut parametrelere baktığımızda rekabetçi olduğumuz sektör. Yani objektif baktığınızda mevcut bu interland'da, bu nitelikte, bu standartlarda ve bu hizmet kalite anlayışında çok bir alternatifimiz yok. Ama bundan ne kadar faydalanıyoruz? Burada bir soru işareti var. Yani aldığımız pay ve bulunduğumuz konum ve buradaki ekosistem, işte florası, denizi, birçok şeyi. Şimdi bunları birleştirdiğimizde buradaki çeşitliliği tekrar yeniden irdelemek ve turizm gelirlerinin yaratmış olduğu katma değeri tekrar yeniden görmek gerekiyor. Yani burada bacası sanayi dediğimiz yer. İşte mesela bir önce Ömer Bey bahsetti. Belek'te rahmetli Özal ilk burayı çıktığında, tahsiye çıktığında verdiği şartlar ve verdiği olanaklara baktığınız zaman neredeyse tesisi bilabedel vermek gibi bir kavramla çıkmış yola. Ama öyle bir şey kurmuş ki Belek içerisinde organize bir turizm alanı kurmuş. Ve bugün o yaşanan, yani o atılmış olan tohumlar bugün Türkiye ekonomisinin lokomotif haline gelmiş durumda. Çünkü burada katma değer çok önemli. Yani bir ihracat, ithalat yapabilirsiniz ama ithal ettiğiniz mal, ihraç ettiğiniz malın eşittir, ortaya çıkan sonucudur sizin yaratmış olduğunuz katma değer. Ama buradaysa gerçekten çok büyük bir potansiyel var. Reyna olayından sonra İstanbul'da gerçekten turizmle ilgili çok ciddi endişeler ve çok ciddi maalesef sonuçlar oluştu. Bugün rekabet edebilir o kadar çok alternatifimiz varken, katman katman kültür bu topraklarda varken biz bunu ne kadar satıyoruz? Burada bir soru işaretimiz var. O zaman bunları enine boyuna değerlendirmemiz gerekiyor. Bugün bir Paris veya bir Londra'nın almış olduğu turist sayısı ve yaratmış olduğu katma değerle bugün İstanbul'un almış olduğunu karşılaştırmamız gerekir. Antalya'nın yaratmış olduğu ekosistemi ve ülkeye katmış olduğu ekonomiyi gerçekten masaya yatırıp bunun çeşitliliğini tekrar yeniden irdelememiz gerekir. Yani bugün siz bu ülkelerle veya bu şehirlerle yarışabilecek çok parametreniz var. Yani sadece bir şehirde, şehrin kent ekonomisi dediğimiz yapıların içerisinde belediyecilik anlayışının farklılaşması, İşletmecilik anlayışının farklılaşması, STK'ların da bu perspektifte yeniden kendisini konumlandırması gerekir. Çünkü dünyada bu işler çok farklı yerlere gidiyor. Yani bir önce sürdürülebilirlikten bahsettik. Yarın öbür gün getirecekleri bir takım uygulamalarla, bize bir takım kısıtlamalarla karşı karşıya kalabiliriz. Ki bugün Avrupa'da bu mevcut. Kendi içerisinde, yani kendi Avrupa Birliği içerisindeki seyahatlere getirmiş olduğu yaklaşımlarla, üçüncü dünya ülkeleri ve diğer ülkelere yapılanların arasında çok ciddi farklılıklar getiriyor. Yani bu da bahsetmiş olduğumuz sürdürülebilirliğin parametrelerini birçok sektörde nüfuz etmek durumundayız. Bu sebeple bizim turizmi, bulunduğumuz coğrafi özellikler, elde ettiğimiz kazanımlar ve şu andaki rekabetçi olabilme avantajımızı yeniden konumlandırıp formatlamamız gerekir. Bunun yanında çok büyük de riskler var. Örneğin şu anda Suudi Arabistan
bu potansiyeli görmüş durumda ve korkunç devlet gücüyle korkunç yatırımlara şu anda dönüştürüyor. Yani dedikleri 300 milyar dolarlık bir kaynak oluşturmuş. Bu 600 milyar pardon karışırdım. İlk baştaki demek ki birinci etapta 300 milyar dolar. Ve bu para, bu kaynakları şu anda turizme yatırım yaparak ve hiçbir şekilde dışarıdan gelen bütün paydaşları da çok işin içine de dahil ederek bir süreç yürütüyor. Dönüyorsunuz öbür tarafta Birleşik Arap Emirlikleri Mısır'da Kızıldeniz'de bir 33 milyon metrekare diye hatırlıyorum. Bir arazi alıyor, alacağı karşılığında ve şimdi bunu dönüştürüyor, turizme dönüştürüyor. Şimdi bunlar bizim için riskler. Yani bizim tekrar yeniden kendimizi formatlayıp gelecekteki turizmin önündeki riskleri de bugünden görüp aslında bizim lobicilik, yani burada bir diaspora oluşturmamız gerekiyor. Turizm diasporasına ihtiyacımız var. Çünkü bölgesel etkilerini de göz önünde bulundurup bizim bunu sağlamamız lazım. Çünkü bizim en büyük, yani bugün Avrupa kıtasından geliyor, Asya kıtasından geliyor, Orta Doğu'dan geliyor bizim turizm potansiyelimiz. Bir Amerikan kıtasından gelmiyor. O zaman bu yapının içerisinde bizim tekrar yeniden hem şehir ekonomisini ayağa kaldıracak, hem şehir turizmini ayağa kaldıracak, hem de lokal kültür, inanç, deniz, kum, güneş dediğimiz yapıların yeniden formatlanmasına ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Bu bağlamda da aslında güzel bir tur oldu. Birbirimizi başka segmentlerde de ele aldık. Otel kabuğuna önem vermemiz gerekiyor gerçekten. Bir konuşulmayan sorun veya konularımızdan biri de iş gücü problemimiz var. Onu da burada söylemeden geçemeyeceğim. Sektörün şu anda İstanbul kentsel dönüşümü kısa dönemde 600 bin konut, deprem bölgesinde şu kadar yüz binlerce konut diyoruz. Bunun için de iş gücü ihtiyacımız var. Bunun için bir çalışma yapıyoruz. Temmuz ayında bitecek. 12 bin noktada bir çalışma yapıyor derneğimiz. Buradan niye, nerede, niye, nasıl, sonra nereye varabilir, teşvikler, indirimler veya eğitimler neler olabilir? Çünkü işçi ihtiyacımız bu konuştuğumuz bütün geliştirmelerinde önünü ciddi anlamda kesecek problemlerimizden biri. Bu panelin bize vahşedilen temasının bağlamını da oluşturup biraz da toparlayıp saygıdeğer panelistlerimin söylediklerini özetlemek ve bağlam oluşturmak adına şöyle hızlıca bir bitirmek istiyorum. 2 dakikam var. Söylenenlerden çıkardığım notlar bir özet niteliğinde şöyle olsun, akıllarda böyle kalsın. Umut etmek, evet yarın umuttur dedik girişte. Umut etmek güzel ama panelistlerimin söylediklerinden hareketle, Ahmet Bey dedi sanırım, planlama yoksa anlamsız. Sözlerimizi öze çekmemiz lazım. Yapmamız, birlikteliğimizi devam ettirmemiz lazım. Değerler, normlar, kurallar, kanunlar çok önemli. Ama en çok zor kararlar alırken önemli. Şu anda da Türkiye ekonomisinin zor kararlarına adapte olduğumuz süreçlerdeyiz. Daha az rekabet belki, daha fazla işbirliği, liderlik demek artık yeni dünyada. Değer üretmek önemli. Veri, data, bilgi çok önemli. Güven ve itibarı ilerletmemiz lazım. Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu onu yaratmaktır diyorum ben. Çok önemli. Kural kitaplarının biraz da dışına çıkmalıyız bu söylenenlerden hareketle. Ben oturdum geçen bir saydım. 29 yıldır bu sektördeyim. 36-37 yeni kelime girmiş lügatımıza son 10 yılda. Bunların üstünde hassasiyetle 2 gündür üstünde durulan kelimeleri de baş tacı ederek önümüze bakmamız gerekiyor. Süper sofistike bir aslında gayrimenkul pazarından bahsettiğimiz dönemin bir başlangıcı yarın bizim için. Finansal risk dedik. Kaldıraç, vergiden nasıl kaçınırım gibi acı dersler artık bir kenara bırakılmalı ve toplumun sorununu çözen kazanacak. Bakın başlıklarda uyumlu, liderlik, duyarlı,
işte sorumlu gibi daha insani kavramlar yer almaya başladı. Sorumluluk duyan bir kapitalizmin içindeyiz hepimiz. İnsan, gezegen ve kar üçlemesi olursa artık ticaretimiz bir anlam kazanıyor olacak ve mali performans sadece mali performans da yeterli olmayacak. Kentlerimiz yaşayan organizmalar, kentler kentlilerin diyoruz hep, bunu dernek olarak da çok sık vurguluyoruz. Sadece binalarda yaşamak değildir kentler, bir yaşam biçimi demektir. Dehşet verici felaketlerden sonra depremler, yıkımlar, salgınlar, savaşlar şehirlerin geleceği hakkında tekrar düşünmemiz gerekiyor. Bizi tekrar düşündürüyor. Çünkü şehirler dünyayı şekillendiriyor. Tarih pişirilen yerler. İnsanlığın bu denli hızla ilerlemesinin de en önemli nosyonları. %80'i dünya ekonomisinin şehirlerde dönüyor. Bu noktadan ve bütün bu söylenenlerden hareketle de aslında bizim gayrimenkul sektörümüz için büyük bir reset zamanı. Yani büyük bir karar zamanı. Yarın dediğimiz için bu panelin bağlamında piyasanın zamanlamasıyla oynamamız gerekiyor. Bütün bunlardan hareketle de insanların, yaşayanların döngüsel olmayan taleplere dönüşümünü izliyoruz. Şöyle bakabiliriz iş yapış şekillerimizi artık değiştirmemiz gerekiyor. Kimlerin? Yatırımcıdan fon yöneticisine, aracıdan hizmet sağlayıcıya kadar hepimiz değişmek zorundayız. Bilinmez, beklenmez, öngörülemez ve değişken gibi kelimeler aslında bizim yarına hazırlanmamızla ilgili. Bir Simone Weil'in sözüyle bitireceğim. Yarın diye bir şey yoktur diyor. Bugünle aynı malzemeden yapılmıştır. Gelecekten korkma çünkü o şimdiyle aynı malzemeden yapıldı. Geleceğe eğer şimdi yönetiyorsan geleceğe de sahip çıkarsın. 20 yıl sonra yarın dediğimiz için şu noktada 20 yıl sonra kurumsal olarak da bireysel olarak da yaptıklarımız için değil yapmadıklarımız için daha fazla pişmanlık duyacağız. O yüzden geleceği düşünelim, tasarlayalım. Bunun için ne yapmak gerekiyor? Hepimizin birliktelik içinde şu bu genç, yaşlı, çoluk, çocuk, emekli olmamış demeden yarın için bugünden çalışmaya başlamamız lazım. Bizi dinlediğiniz, sabır gösterdiğiniz, sektörümüze azıcık eğilebildik. Onlarla ilgili kafanızda ufacık bir şeyler oluşturabildiysek ne mutlu bizlere. Sabrınız için teşekkür ediyoruz.